Merhaba arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Slay the Spire oyununa yeni bölümle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, en son ikinci sahneye gelmiştik. Şöyle bir haritamıza yukarıdan aşağı bir daha bakalım. Evet, buraya doğru gideceğiz. Yine başarılı olmaya çalışacağız. Şu aldığımız en son nesneyi, ki şuradan tekrar bakalım. Kendi turumuz bittiğinde bir kartı bizim desterimizden geri bizim elimize verecek, ama bu son kullandığımız kart mı olacak yoksa ilk kullandığımız kart mı olacak? Bunu da deneyip göreceğiz. Yolumuzu belirleyelim. Şimdi bakıyorum, şuradan başlarsak buradan rastgele deyip yine ikinci bir yaratık, rastgele bir yaratık. Burada ya elit dinlenme gidilebilir ya da buradan iki rastgele sonra iki yaratık yapılabilir. Toplam 3 eder. Şöyle baktığımda da yine 3. Buradan gidersek de zaten başlar başlamaz yaratıklarla mücadele ederek gidebilirsiniz. Ben şu rastgelelerden güzel bir şeyler belki yakalarız diye umarak baştan burayı seçebilirim. Ya da bir yaratık, bir rastgele, bir yaratık, bir rastgele diye gidebiliriz. Sonra bir yaratık. O yüzden şu olayı tercih ettim. Hadi hayırlısı diyelim ve buradan başlıyoruz maceramıza. Evet, karşımıza Shallot Paraziti geldi. Hemen bakacağız neymiş arkadaşlar. Şimdi bu diyor ki turu bittiğinde 14 blok yapacakmış kendine, ki şu an zaten 11 bloğu var. Şimdi bile zor. Bu 2x6 12 vuracak. Benim şimdi başlar başlamaz kullanabileceğim neyim var? %50 vurabilecek bu kartım var. Bu vurdukça 8 arttırır, 5 arttırıyordu. 8 ile başlıyordu. Bunu bir kere bir kullanalım. Bu bir kere kendini arttıracak. Şimdi kendime bir bloklama yapacağım ama 5 yaparım. 12'den 7 hasar yemiş olurum. En azından 12 yiyeceğime. Tamam. Zayıflatmam olsaydı zayıflatma kullanabilirdim. Şimdi benim şunu merak ediyorum. Biz ne yaptık arkadaşlar? Birinci de şunu kullandık. 8'den 13'e çıktı. Bana ilk kullandığım kart Rampage'i mi verecek? Yoksa son kullandığım kart Strike'ı mı verecek? Bakalım. Şimdi turumu bitir dediğimde anlayacağız. Şimdi rakip bir vuruşunu yapsın. Sıramız bir gelsin bakalım. Şimdi buraya bir bakacağım. Burada ne var? Şu kart duruyor. Strike da duruyor. Yok, son kullandığımız kartları elimizden atmıyoruz. Ha, bu güzelmiş. Bakın. Kullanmadığımız kartları atmıyoruz. İşte tamam. Benim aradığım olay buydu. Şu neydi bakayım? Ne zaman bir yetenek kartı eklersem onu geliştirebileceğim. Tamam. Bu tur bloklama yapmazsam bana direkt 6 blok katan var. Buna tıklamam mı gerekiyor? Yok herhalde, otomatik yapacaktır. Şimdi sen ne diyorsun? Bir sonraki tur 13 bloklama katacağım diyorsun ama sen hem buff basacaksın hem de 18 vuracaksın. Şimdi şunu bir kullanalım. Her tur bir kart fazladan kullanıyordu biliyorsunuz. O lazım. Vulnerable değildi. Zayıflık ekleme var mıydı bende? Zayıflık ekleme yok. O zaman alacağım hasarı en azından azaltmak adına bir şu kalkanı, iki de bu kalkanı basayım. Bunlar elimde kalacak o zaman. Şunu benim destemden atmam lazım. Şunu beğenmedim. Biliyorsunuz geçen bölümden. Hemen devam et diyelim. Rakip bize 8 vuracak. Kendine de 13 kalkan basacak. Bir sonraki tur yine 13 basacak sanırım. Ama niye 10 geldi? Neyse, 2x6'dan 12 vuracak. Biraz daha bunu yok etmeye odaklanmalıyız. Şu tamam. Bize ne yapacaktı bu? 5 blok verecekti her saldırı için. Şunu bir bas. Şimdi şu. Şimdi 24 vuruyor. Elimdeki her kart için bunu baştan kullanmalıydık aslında, ötekini basmadan, ama sonuçta bize bloklama katacak. Güzel. Şimdi elimde bir enerjim kaldı. Şu 6 vurur. Şunu geç. 6. Bu zayıflama katıyor. Vereceği hasarı azaltır. Ayrıca da bize 5'te bloklama verir. Ama bu 2 güç istiyormuş. O yüzden olmaz. Şunu kullanmıyoruz. Şu 8 vuruyor. O zaman 8 vuranı yapalım. Tamamdır. Şimdi o zaman
Güzel. İyi, hasar yedik mi? Yemedik, güzel. Elim dolu tamamen. Çok güzel. Bu da zaten otomatik bir kartı neyi bastı? 8 hasarı bastı. Her şey elimde olacak. Bu güzel de limitim kaç? Mesela şu 10 sıra, şu 5. Şurası şöyle 5. Demek ki 10'dan fazla kart alamayacağım elime. Şunu aslında elimden atmak istiyorum ama bakın bunu bir kere kullansam bu arttıracak listede. Şunu bir an önce bir şeye, tüccara ulaşıp elimden atmam lazım. 75 altın feda etmeliyim. Bana can basan bir şey vardı sanki. Neredeydi o? O kartı aldık mı biz? Görünmüyor. Şu ne diyordu? Yine her saldırıda bana bloklama katıyordu. Ona bir basalım. Nerede şu bir tane şey vardı, zayıflık katan? Şurada. Bu 13 vuruyor. Bir diğerlerine de hızlıca bakayım. Tamam, şimdi şu 13 vurana vuralım. Hem de vulnerable, yani %50 hasar verme olayı ekleyecek. Güzel. Verici hasar 7'ye düştü zaten. Bir de ne yapalım buradan? Bir enerjim daha kaldı. Şunlar 6 vuruyor. Şu bloklamayı geç. Geç. Şu 2 zaten. O zaman şunlardan bir tane kullanacağız. Güzel. Şimdi bloklamam 10'a çıktı. Zaten senin de bana şu an yapacağın bir şey yok o noktada. Tamamdır. Geç hemen. Güzel. Bloklamamız işe yaradı. Şimdi hangi kartı vuruyoruz kendisine? Bloklama bastık. Güzel. Şimdi bir bakayım. Şu 24 vuruyordu. Bunu bir önden kullan. Ama bir dakika, vulnerable ekleyebileceğim var mı? Ama o zaman da bunun vereceği hasar değişebilir. Şöyle vur. 18 vurdu. 4 kaldı. Şimdi bu 6 vuruyor, onu geç. 6. Bu çünkü kesecek belki de biraz. Çünkü bizde zayıflık yokmuş şu an. Tamam. Son hakkımda iş bitirebilir miyim diye bakıyorum. Şu 13 vuruyor, güzel. Hem de kendine 5 ekleyecek yine. Şununla da işini bitirdik. İyi, canımız çok gitmedi. Şimdi benim iksirlerim ne vardı? 12 bloklama, 2 enerji. Bu da %10 can ekliyordu sanırım. Bunu kullanabilir miyim? Onu savaşırken yapacağız sanırım. O zaman bu kalsın. Şimdi bloklama, enerji. Enerji veren olursa alırım. Şu 20 hasar veriyormuş. Aslında iyiydi ama neyse. Şunu ben sonra kullanabilirim. %10. Yani 8 ekleyecek. 19 altın. Şuradan kart bakalım. Hepsine 8 vurma. 9 bloklama kat ama yorgunluk ekleyecekmiş elimdeki karta. Yorgunluk da şöyle oluyor arkadaşlar. O kartı kullanınca dövüşten sonra tamamen destenizden atıyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Ben bunu kullanınca rastgele karta mı oluyor? Elimdeki kartlardan birine ekliyormuş. Ben şimdi bunu alırsam o karttan kurtulmak için kullanabilirim. Ve ayrıca dikkat ederseniz yeşil ve yıldızlı. Bu direkt gelişmiş geliyor. Yetenek kartlarına gelişmiş gelecekti zaten. Bu da 14 vuruyor, 3 de zayıflık ekliyor 3 tur boyunca. Bu da rakibin 3 tur boyunca 4'te 1 daha az vurması demek. Bu güzel ama ben şunu bir alıp deneyeceğim. Eğer bu kart istediğimi seçtiriyorsa, o kart elimdeyken bu da elimde olursa bununla onu exhaust verip, yani yorgunluk verip o kartı elimden, yani destemden tamamen atacağım. Şunu alacağım o yüzden. Devam edelim. Tamam, işte ödüllerini unutma diyor. Geçtim. Ödülü onu almayacağım. Şimdi rastgele olay kısmına doğru gideceğiz. Bakalım ne çıktı. Eski bir tüccar sanırım bu. Ne diyor? Elimde bir şeyler varmış. Onları paylaşmak şey. Biraz altın paylaşır mısın çocuğum falan dedi. 75 altın verirsek bir tane kartı destemden çıkarıyormuşum. Tamam. Bir yapalım. Hem de zaten atacaktım. Başka kötü bir şey alırsam kullanırım. Bu bir şey mi oldu? Ne diyor?
O işte üstündeki örtü neyse işte onu açmış. O bir klerikmiş sanırım. Klerikler de genelde iyileştirme yapan türde karakterler oluyor sanırım. Sen kind bir ruha sahipsin diyor. Kind yani ne demekti? İyi mi? Olumlu bir şey diyor sanırım. Benim işte etkimden faydalanabileceksin manasında çığlık attı sanırım. Öncelikle atmak istediğimiz kartımızı biz seçelim. Şunu istemiyorum. Ha, bunu yolla. Güzel. Ondan kurtulduk. Gerçi ben onu o öteki kartla deneyecektim ama neyse artık öteki karta bir şekilde elimizden yine tüccarı falan gelip atarız belki. Tüccar şurada var. Oraya gidince elitten sonraymış. Ya da buradan dinlenmeye geleceğiz. Dinlenmeden devam edip belki bir tüccar bulana kadar şu ileri de var gidilebilir. Şimdi bir yaratık geliyor. Haydi bakalım. Canımızı korumaya çalışalım. Ne diyor bu seferki? Sferik gardiyan yani biraz böyle dairesel yani küre mi diyelim? Küre şeklinde bir gardiyan. 20 canı var ama 37 bloklaması var. Bu tur saldırı yemeyecek. Bir sonraki tur kendine bloklama yapacakmış yine ama kaç bloklama yapacak hiç bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar, birazcık bekletmek zorunda kaldım. Bunun için lütfen kusura bakmayın. Şunu şimdi kullanarak yapacağız ama bizim kartımız da savaşın başında aradığımız o kart henüz gelmedi. Bu arada şu elimizden kartları artık atmıyorduk. Bu güzel. Şimdi şu her saldırıda bize 5 bloklama katıyor. Bu gerçi şimdi şart değildi ama 0 zaten enerji harcadığı için yani harcamadığı için diyelim sorun yok. Bloklama yapmaya gerek yok. Şimdi 8 vuruyoruz. 2 de buna ekliyoruz. Şu tekerlek nedir? Ona bir bakalım. 3 tane olumsuz etkiyi kaldırıyormuş. Yani ben ona şimdi vulnerable eklesem bile kaldıracak. Ama zaten bloklama basmayacağım için şunu basalım. Gerçi bir sonraki tura kullanabilirdik. Hep bloktan gidiyor onun. Bir işe yaramıyor. Devam et. Bir sonraki tura geç. Bakayım bloğun gidince ne olacak? O 48 yaptı. Bu gitmiyor mu? Ve biz bunu nasıl halledeceğiz? Bloğunu kaldırmadan. Şunu geliştirmeye devam. Bu mesela bir sonraki tur bize 10 vuracakmış. Bir de olumsuz buff yapacak. Biz önce şunu vurup bir 8'i 13'e çıkaralım. Şuradan da 2 tane bloklama ekleyelim. Şunu şimdi kullanmıyorum ama gerçi kullansam iyi olurdu. 24'ünü götürürdüm. Neyse artık. Hasar yemeyeceğiz. Bu elimde duruyor gerçi doğru. Elimdekileri atmıyordum. Ne ekledim bize? Kırılganlık 5 tur boyunca yaptığım bloklar %25 yani 4'te 1 az olacak. Şu benim kart geldi. Ekstra kart kendi kullanıyor biliyorsunuz. Ondan aslında bir tane daha bulsam her turun başında 2 kart kullanırız. Şahane olur. Şimdi şununla 24 vurabiliyorum 1. Şu da yorgunluk ekliyordu. Ona gerek yok. Şunu elimden atmayı düşünüyorum yine ama ileride olumsuz bir şey gelirse bununla aslında ona atabilirim. O açıdan güzel olur. Şöyle bir baktığımda şunu da 24 vurabiliyorum. Ama bu tur 2 çarpı 10'dan 20 vuracaksın. Ne yapabilirim? Şunu yapsam sadece 3 bloklama yaparım. O yüzden en azından şöyle bloğunu azaltalım. 10'a düşürdük. Güzel. Yalnız işte şimdi çok yiyeceğiz. 20 yiyeceğiz. 51'e düşeceğiz. O açıdan kötü. 14 vurdu sanırım. İyi güzel. Ne vurduk biz sana şimdi? 6 hasar tamam. Bloğun 1'e düşmüş. Artık biraz daha rahat. Şimdi şununla 24'ü bir vuralım. Ve işi bitti.
15 altın ve ne kart veriyorsun? Sağlık ve enerjiyle ilgili bir şey var mı? 2 zayıflık ekle bütün cana şeyleri diyor. Yalnız dikkat ederseniz bunda exhaust var. Yani bu yorgunluk. Bu kartı bir kere kullanınca bu kart hop gidecek. Destemizden. Şunu zaten istemiyorum. Rastgele saldırı kartı elime geliyormuş. Ve 0 oluyormuş. Ama o da temelli elimden gidecek de. Bu rastgele kartı acaba dışarıdan rastgele kart mı? Yoksa benim destemdeki rastgele kart mı? Çünkü destemden gelip gidiyorsa temelli o kötü olur. Şunu alıp zaten 0 enerji 2 zayıflık ekleyeceğiz. Sonra da bir daha olmayacak ama bir sonraki tur desteme yine dahil oluyor mu bilmiyorum. Şunu denemiş olalım. Al bakalım. Şimdi yolumuz rastgele kısmından devam etsin. Tüccar çıktı. Şimdi tüccar, sende ne var? Ethereal var. Ne diyor? Elimdeki kart turun bittiğinde, bu kart şimdi diyor ki senin elindeyse diyor turun bittiğinde bu kart yorgunluk kazanır ve yorgunluğu olan kartlar da destenden tamamen kalkar diyor dövüş bittiğinde. Bununla 2 kere 5 vurursun. Bu da destemiz bitti. Şey, bu demek ki bunu iyi hesaplayacaksınız. Bunda da Ethereal var. Bunu kullanacaksınız elinize gelince. Kullanmazsanız elinizde kalırsa yok oluyor temelli. 13 bloklama katıyormuş. Aslında bu güzelmiş. Hem de indirimde 36. Devam. Ne diyor? 4 tane kart çek. Ama bu turda fazla kart çekemezsin diyor. Tamam. Bu da yetenekler hiç güç istemezler diyor. Ne zaman bir yetenek kullanırsan da bu yorgunluk kazanır ve de elinden temelli gider. Bu ne diyor? Düşman 15 güç kaybeder bu turluğunu ama sonra bu elinizden gidiyor. 5 tane rastgele saldırı kartı çekebiliyormuşuz. Destemizden, çekme kısmından. Ama bu da yine yorgunluk alıp gidecek. Şuradakilere bir bakayım. Gerçi ilk sıra alacak yerim yok ama. Şunlar acaba... Maksimum canımı 7 arttırıyormuş. Ama bunlara param yetmiyor tabii. Ne zaman diyor dinlenirsen bir sonraki dövüşünde 2 katı altın kazanırsın diyor sanırım. Tamam, buradan benim alacağım ne var? Mesela şu 20 hasar veriyor iki gücünde. Ama bunlar elimize gelince kullanmamız gerekecek mecburen. Bu iki güç. Bu da bir güç. Kendimize 13 blok katarız. Otur kullanmak zorunda kalacağız. Ben buradan bir şey almayayım da elimden bir şey atabilir miyim? Ayrıca da dinlenmeme 25 katıyor mu ona da görelim. Eğer 25 katıyorsa canım dolacaktır. Bunu da denemiş olacağım. Ne atarız diye bakıyoruz. Mesela şunu zaten kullanacağım. Elimdeki bir kartı da işte yorgunluk ekleyip onu destemden atmamı sağlıyor bu. İşime yarayabilir. Ne atabilirim diye bakıyorum. Şunları azaltabilirim aslında. Şimdi bir düşünelim. Ya da şunu göndereyim. Ama yok göndermeyeyim ya. Belki işime yarayan bir şey çıkar. Şöyle bir bakıyorum. Ne işime yaramayabilir? Şu işime yarıyor. Şu hepsine 8 vuruyor. Şu özellik katıyordu. Şöyle bir baktığımda o zaman şunlardan birini göndereyim. Hem de denemiş olalım. 25 can da katacak mı? Yok katmadı. Ben belki dedim katarsa dedim. Tamam olmuyormuş. Onu da görmüş olduk. Buradan başka bir şeyim yok. Ayrılalım. Tamamdır. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi bundan sonra şurada dinlenme var. Şurada güzel bir şekilde halledebilir. O iki tane düşman. Biri Centurion, biri Mistik. Bu büyü yapacaktır ki zaten buff basacak. Şurada bloklama basacak. Şimdi benim özel kartım geldi mi? Gelmedi.
Şimdi o zaman ne yapacağız? Siz bu tur saldırmıyorsunuz. Bloğa gerek yok. İkinize de 8 vuralım. Şöyle de 6'yı hangimize vurayım? Zaten bir sonraki tur sen bloklama yapacaksın ama ben şundan kurtulmaya çalışayım önce. O arkada büyü müyü var. Başka bir şey kullanmama gerek yok. Yine de basmış olalım. Gerçi bu elimde durabilirdi de neyse yolladım gitti. 15 blok kattın kendine. Bu da 2 güç katıldı. Buna da 2 güç. Bu 14 vuracak. Şimdi bu tur yaptığım saldırılar 5 bana bloklama katsın dedim. Şimdi şu bir kere önemli. Bunu basalım. Bir sonraki tur lazım. Şunu da 21 vuruyoruz. Vuralım. Aslında şuna da vurabilirdim ama bloklaması var. Neyse. Başka da gücüm yok. Tamam. Şimdi 5 bloklama yapacağız. Buradan 9 yiyeceğiz. Bu da bir buff yapacak. O buna can bastı kendine de. Tamamdır. Şimdi bu ekstradan vurdu. Bunun 46 kaldı. Ben buna sağlam ne vurabilirim diye bakıyorum. Şu kartı bekleteceğim. Ne zamanki saldırı yapacak o zaman iki zayıflığı ekleyeyim de iki tur erken gitmesin. Şu şimdi lazım değil. Evet şu 8 hasar 2 de %50 fazla yeme olayı ekleyecek. Bir de üstüne mesela şunu vururuz. Güzel olur. Bununla o zaman şuna vuralım. Hem de şu özelliği ekledik. Üstüne de bunu vur. Fazla vurduk. Güzel. Şimdi can falan basmaya kalkabilir. Şu an için bunlar saldırmayacağından bunu kullanmadım. Ne yapacaksın bakalım? Bu 15 bloklama bastı kendine. Buna da can bastı. Şundan kurtulmam lazım benim. Güzel. Onu bloğunu o otomatik kartla kırmış olduk. Şimdi sende vulnerable var. Yani yüksek vurabilirim. Şununla da yine ekleyebilirim. 13 var oradan. Buradan 8 var. Bunlar 6. Burada 13'üm vardı. Şunu vuralım. Hem de zayıflık ekliyor. 16 kaldı. Aslında 1 kaldı. Ben bunun zayıflığını buradan bu 0 olduğu için ekleyeceğim nasılsa. Bu 6, bu 6, bu 6. Zayıflığı ekleyeceğim. Bunun hasarı düşecek. Ama bir de kalkan basarsam ekstra savunma yaparım. Canım çok azalmasın. Ama şundan da kurtulmam lazım. Zaten bunu da vurup şimdi öldüremeyeceğim. O yüzden şöyle yapalım. Şununla bir blok bas. Şununla da zayıflığı ver. İkisine de veriyorum. Güzel. İkisine de verdim. Geçelim bakalım. Şu nedir? Evet, dövüş bitince bu kart gidecek diyor. Tamam, o temelli gidecek. Bunu zaten bir oyunda kullanabiliyormuşum sanırım. Tamam, bunun 13 kaldı. Ben şimdi kaç vurabiliyorum? Şununla 21 vurup bitirebilirim. Şuna bakayım, bu 8. 6. Bu 8, bununla bir kere vurursam 12 vurur. Bu hepsine 8 vuruyor. Şununla o zaman direkt bunu bitirelim. Bununla uğraşmayalım. Tamam, bu artık ondan destek alamayacak. Bu kendine savunma basacak. Saldırabilirim. Zaten şu ekleme olayı hangisindeydi? Bunda vardı mesela ama bunu kullanamam bu tur. Şöyle bir bakayım. Şurada hepsine 8 vuruyordu. Şunu da kullan. Tamam, bu turu geç bakalım. Kendime blok bastı. Çünkü ben blok basmadığım için oraya halkım devreye girdi. Güzel. Ne vurduk? 6 vurduk. 4'e düştü bloğu. Şu kendime blok katarım saldırı yaptıkça. Onu basalım. Şimdi ne yapabilirim? Şu var. Şununla 8 vurup vulnerable'a ekleyebiliyorum. Güzel, ekleyelim. Şimdi ne vurabilirim sağlam? Sadece şunu vuralım. Buradan da ekstra blok aldık. 16 vuracak. Ama 6'sı gelecek. Güzel. ...3x10 vuracaksın. Ama bizim sağlam kartı kullandı otomatik. Zaten canı 10'a düştü. Bunu 18 vurabiliyorum. Vulnerable'da var. Zaten sağlam yarısı kadar 27 vuracak demektir. Şunu vuralım ve işi bitirelim. Güzel.
14 altın kart ne verebilirsin? Şundan bir tane daha alabilirim. Bu bloklama katarım, bu da yok olur. Bütün saldırı olmayan kartlarıma bunu ekleyecek. Kullanınca onların hepsini atmış olacağım. Yani savunmadan hiçbir şeyim kalmayacak. Bütün yorgunluklar içinde 7 bloklama ekliyormuş. Onu geç, şunu alalım. Güzel. Şimdi elit var ama elite gitmeyeceğim. İşimi zorlaştırmak istemiyorum. Dinlenmeye gidip canımızı dolduralım 49'da. Şunları yine bir elite denk gelirsem kullanabilirim. Aslında can basmayı şunu bir denesem iyi olur. Dinlenmeye gel. Dinlen bakalım. Güzel, 73'e çıktı. Şunu da savaşta bir deneyeceğim. Bakın canımı doldurabiliyor muyum, %10. En azından 8 ekler. Bu da 81. Tamam. Şimdi şuradan normal gidersem, şurada hazine, o tarafa giderim. Şuradan gidersem, ama burada bakın bir dinlenme var. Buradan gidersem şurada dinlenme var ama ilerideki dinlenme daha avantaj bizim için. Gerçi şurada da varmış. Bu taraftan gidebilirim. Yaratık rastgele dinlenme. Şöyle bir bakayım. Şurada ilet var. Şuradan gidelim biz. Rastgele olay diyelim. Evet, yaratık çıktı. Yılan bitkisi. Şimdi 3x7. 21 vuracak. Yani 3 kere 7 vuracak. Şimdi şu her saldırdığımda bloklamaydı. Şuna bir bas. Şimdi bu 13 vuruyor. Zayıflık da ekliyor. Ayrıca bu nereye buluyor? Yani olayı da daha fazla hasar verebileceğiz. 3x5'ten 15 vururum diyorsun. Şununla da saldırınca 10 bloğum olur zaten. Tamamdır. Şu bizim kartı bekliyorum. Biliyorsunuz o önemli. Fazladan kart kullanıyoruz. Sadece 5 yedik. Evet, şimdi şuna gerek yok burada kullanmaya. Ama bu yine gelmiş elime. Ben temelli gidecek sanıyordum. İyi. Sadece o oyun boyunca olmuyor. Şunu bir bas. Şu lazım. Fazladan kart kullanıyor. Bu tur ne yapacaksın sen? Bizim üzerimize güçlü bir negatif etki yollayacakmış. Şunların birini aslında atmayı istiyorum. Hem de bu kartta denemiş olmak istiyorum. Şunu kullandığımda şuna mesela seç diyorum. Ve o kartı atmış oldum. Tamam, onu da denemiş oldum. Güzel. Onu da denemiş olduk. Şununla da bir bloklama daha basalım. 14 olduk. Şununla da kendisine bir zayıflık ekleyelim. Güzel. Onu da buraya eklemiş oldu. Bunlar ama sonradan elime geri geliyor demek ki. O yüzden sonra bize zayıflık ekledi 2 tur boyunca. 4 vurduk. Şimdi sen 15 vuracaksın. Şu üçünü basıp aslında 9 eder. Şunu 6 vuracağız. Sonraki tura 5 ekleyecek ama. Şunu 15 vurabiliyorum. Şunu bir kullanalım. Tamam. Blok yapmayacağım. Aslında yapsam iyi olurdu ama neyse artık. Şununla da vuralım. 5 arttıralım. Biraz fazla hasar yiyeceğiz ama. 15. İyi, fazla gitmedi. Güzel. Ben blok basmadığım için buradan 6 blok geliyor tabii. Evet, hangi karta şey yapacağını soruyor, yorgunluk katacağını da ben onu kullandı sanıyordum. Kullandığını sanıyordum. O zaman şöyle yapalım, şunu katlayalım. Şimdi bu kart benden temelli gittiyse 3'e düşmüş olmalı lazım strike'larım. Bakacağız destemize sonra. Bu kaç vuruyor? 13. Şunu bir al. Şununla da 9 vurabilirim. Evet, şununla da 9 vuralım. 11 canı kaldı zaten. 21 daha vuracak. O kötü. 6 oradan vuracak. 15 vuracak yani bize. Canımız çok gitti. Şu gereksiz şeyleri elimden atmam lazım. Şunu bastı. İyi oldu. Her saldırıda blok gelecek. Zaten 8 kalmış. Şunu vuralım. Ve işi bitti. 26 kart ekle diyelim.
12 hasar ver, 2 zayıflık ekle, bu güzel. Bunu geç. 2 katı altın kazan ama kart da temelli benden gidecek. Şimdi şunun 12 hasar güzel ama 2 güç harcıyor, o yüzden şunu alacağım. Şimdi destemize bir bakalım. Şimdi bu 4 tane geri gelmiş. Bunlar tamam. Şöyle bir geç bakayım. Şu işte hoşuma gidiyor. Mayhem daha fazla bulup bundan daha çok elimde olursa sağlam olacak. Şunu da göndermek istiyorum. Şunlardan birini de göndermek istiyorum. Temelli gitmiyormuş. Sadece dövüş için gidiyormuş. İki tane göndereceğim kart var. Şuradan dinlenmeye geçelim. Canımızı bir 50'den arttıralım. 74 oldu. Güzel. Yolumuza devam. Hazine var. Sonra tüccar var. Altın çıkar mı? 24. Evet. Bu nedir? Dövüşe başladığımız zaman düşmana bir vulnerable, yani %50 hasar fazla vereceğimiz olaydan ekleyecek bütün düşmanlara. Tamam, bunu da ekledik. Artık bu da bizim için hep dövüşlerde avantajımız olacak. Şuna gel bakalım, tüccara. Şimdi sana 75 altın ben oradan veririm ama özel bir şeyin var mı? Mesela bu nedir? Destemizdeki bir kartı kopyalıyormuş. Bakın bu güzelmiş ama şu an altınım yok. O kartımı kopyalardım. Bu ne diyor? Destemizden iki tane fazla kart çekerek başlıyoruz savaşlara. Güç kartı oynadığımda iki can kazanıyormuşum. Şunlar. Şimdi şunlara bir bakalım. Oynadığım her kart için sanırım hasar vereceğim. 14 hasar veriyormuş. Bakın bu güzelmiş. Bunu elimde bekletebilirim. Bekletme özelliğim de var. Bunun hasarı iyice artar. İhtiyacım olan yerde vururum. 5 hasar verir. Eğer düşmanda %50 hasar alacağı özellik vulnerable varsa altın kazanırmışız normal miktarda ve bir de kart çekermişiz. 11 bloklama yap, bir kart çek. Bu güzelmiş. Bunu alabiliriz. İndirimde zaten. Can kaybettiğinde bir güç kazanırsın. 3 can kaybeder, 2 katı altın kazanırsın. 2 işte bu vulnerable eklermişiz tüm düşmana. Bu da kartları karıştırıyor falan filan ama 0'a indiriyor. Kartları rastgele 5 kart çekip saldırı kart çekip onları da, ama bunu temelli kaldırmaya ekliyor. O savaş boyunca bir daha o kartlar gelmeyecek demek. Şuradan kart kaldıracağım ama bunu 100'e çıkarmış. Önce ben buradan şunu beğendim. Hem denemiş oluruz. Şunu da beğendim. 99 kaldı, bunu da yapamayacağız. Beş hasar ver. Vulnerable ekle. Altınlı bir kart. Aslında bu da fena değil ama almayacağım. Altınım yetmedi. Kart atmaya, iki kart atacaktım. Şimdi normal bir savaş. Güzel. Yine bunlar, şu gelmişti daha önceden. Bunun savunmasını yok etmek zordu. Şundan başlayacağız o zaman. Bu zaten bize kötü bir buff yapacakmış. Önce şunu bir basalım. Bu güzel geldi. Ne diyordu? Oynadığım her kart için 14 hasar verecekti. O zaman şu ikisini basalım. Şununla 21 vurabilirim aslında ama. Neyse yapalım. Şununla 21 vuralım. 14 kaldı. Bununla da vurunca ne olacak bakalım. Sadece 14 vurdu. Oynadığım her kart için değil miydi? Her neyse, bir sonraki tura elimize gelirse anlarız. O bitti. Şimdi sıra sende. Sen kendi bloğunu bas. Bunun 62 mi? Bununla işimiz zor. Şu özelliği sayesinde, barikat özelliği sayesinde bastığı bloklar azalmıyor. O yüzden ona sağlam vuramıyorsanız zaten işiniz bitiyor. Bu bir kere 10 vuracak. Olumsuz bir etki ekleyecek. Şununla kendimize 11 blok ve bir kart ekle diyoruz hemen. Tamam. Şimdi bu 8 vuruyor ve 5 hasarını yükseltiyor. Bu önemli. Bununla 2 katı altın kazan ve de bu kart kalkacak. Tekrar bu dövüş sırasında elimize gelmeyecek. Zaten sıfırmış, şunu bas.
Tamamdır. Şimdi bu 8 vuruyoruz. Bunda 13 vurup zayıflık ekliyoruz. Şu an zayıflığının önemi yok. Şu an zaten vurduğunu bloklayabiliyorum. Ama vulnerable ekleyecek. Bu arada benim enerji nasıl 4'e çıktı? O bize enerji ekliyormuş. Ben altın sandım. Bu enerjiymiş. 2 enerji ekliyor. Tamam. Şimdi olay iyi oldu. O kartlardan ben çok alırım. Ben onu altın sanıyordum. Şimdi bakın bu güzel oldu. Şununla hem zayıflık hem vulnerable bir ekleyelim. Güzel. Yo, niye ekleyemedik? Etkilenmedi. Tamam, şununla bir kere bunun vereceği hasarı 5 arttıralım. Bloğum 21 oldu. Gerçi o kartı ben bekletmem gerekiyordu. Kullandık. Neyse. Şununla da vur. 32'ye kadar indirdik ama bu yetmez tabi, bu sürekli arttırabilir. Ne ekleyeceksin kötü bize? Bloğum tamam. Ama tabi bende bu barikat olmadığı için bu gitti. Demek ki bize barikat özellik atan bir antik nesne bulursak o da avantajımız olacak. Şimdi bir bakalım ne yapabiliriz. Sen 2x7 14 vuracaksın. Şuradan blokları bassam. Basarsam ne olur? 3, 6, 9 olur. Çok olmaz. Şununla 8 olur. Şununla da 8 olur. En azından 9'a indirdik. Yalnız 14 hasar yiyeceğim. O kötü. Buradan 6 bloğu aldık tabi. Oraya aldım. İşimize yarıyor. Sadece oradan az hasar aldım. Şimdi 7 vuracaksın. Ne bastım ben burada? 11 blok ve bir kart çek. Tamam, bu güzel. Ekstra bloğum oldu. Ama bu bloğumu kestiği için biraz 8'de kaldım. Zaten vurdun beni götürmüyor. O yüzden burada saldırı yapmam lazım sadece. Şu zayıflatmayı şimdi değil, sonra kullanabilirim. Şununla bir kere 8 vur. Şunun o değil. Yanlış oldu. Şununla 6 vur. Tamam, bir kere daha 6 vurursam işi bitiyor ve işi bitti. Güzel. İyi. Zaten 16 şuradan. Şu nedir? Kumarbazın içeceği. İstediğin sayıda kartı atabilirsin diyor. Ve yenilerini çekersin diyor. Dövüş sırasında kullanıyoruz sanırım da şunu hala kullanmayı unuttum. Yeni kart bakalım. Şunu istemiyorum. 7 blokla 7'de hasar ver. O düşmanın yaptığından arkadaşlar. Hem kalkandı hem de hasardı o tarz şey. 7'ye 7. 13 hasar ver, 2 zayıflık ekle. 2 de %50 hasar alacak özelliği ekliyor. Bunda bizden bir tane vardı. Bunu alabiliriz ama 7 bloklama ekliyor bu. 7'de hasar veriyor. Bunu alacağım. Şunu almayacağım. Şimdi buradan dinlenmeye doğru devam. Dinlenelim. Canımızda olsun. Güzel. Devam. Şimdi normal bir yaratık. Haydi bakalım. Ne geldi? Sneko. Şimdi benim üzerime geldi mi bilmiyorum da bu şimdi bir stratejik negatif etkili. Güçlü bir negatif etki ekleyecek bize. Güçlü bir negatif etki geliyor. Yalnız bunda vulnerable var şu an. Şunu bir hasar verince bloklama ekleyecekti. Şununla 8 vuracağım. 5 ekleyecek üstüne. Şununla 6 vur. Yine bir blok ekle. Şunu kullanmaya gerek yok. 10 blok. Zaten şu an o bloklar gidecek. Kafa karışıklığı ekledi. Bir tane kart çektiğimde değeri rastgele belirlenecekmiş sanırım. O zaman biz işimize geldiği gibi yapacağız. Şimdi 15 vuracağım diyorsun. Şimdi sana bunda 14 vurabilirim. Ama bu neden aktif değil? Çünkü oynadığım kart bunu etkiliyor sanırım. Şimdi 7 vur, 7 bloklama yap. Şunu bir kullan. Güzel. Şimdi ben bir kartla oynadım ama bunu niye saymıyorsun?
Sonra bir devam. Şununla 8 vurabilirim. Vulnerable ekliyoruz. Bu açıdan güzel ama 11 blok, 1 kart. Benim bloğum iyice artar. Bu güzel olur. Hasar yemeyiz. Ya bu sıfır diyor da niye olmuyor? Bir de her kullandığımdan sonra bir kart mı çekiyorum ben? Bunun sayesinde mi oluyor acaba? Ha, bu elimdeyken her kartı oynadığımda bir kart çekiyorum sanırım. Kullandığımda da 14 hasar veriyorum galiba. Şunu da kullan. Şimdi bunu kullanabiliyor muyum 14 hasar için? Evet, kullanabiliyorum ama şu an kullanmayayım. Madem yeni yeni kartlar elime geliyor, dursun. Şunu zayıflığını eklersem, bu tur eklememe gerek yok. Zaten verdiği bize zarar vermeyecek. Bu turu geç diyelim. Şimdi 15 daha. Evet, şimdi bu turda ne yapabildiğimize bir bakalım. Şöyle bir bakayım. Sen 21 vuruyorsun. Bir kere şunu bir kullan. 38 kaldı. Bunun değeri sıfıra düşmüş. Bakın rastgele belirlenir demişti. Şu ya verdiği özellik. Bu sıfır olmuş. Kullan. Bu sefer kullan. Ondan sonra şunu şimdi kullanma. 14'tü çünkü. Nerede bizim saldıracak başka bir şeyim var mı diye bakıyorum. Olmadığı için şimdi... Şununla da bir zayıflık yap diyelim. İki tur boyunca. Şunu eklersem 2'yi 4'e çıkarıyor mu onu da görelim. Oluyorsa başka zamanda buna göre kullanırız. Evet 4'e çıkarıyormuş. Tamam güzel. Şimdi bunlar hep 1'miş. Kendimize blok basalım. 11 vuracak şu 5. Tamam şimdi 20 can olduğu için burada bunu kullanmadım. Devam et bakalım. Bir vuracak. Kendimize yine dövüşten sonra 6 can basacağımız için o sorun değil. Tamam şimdi 17 kaldı. Şu 3 güç istiyor bunu geç. Bu da 3 güç. Şunu bir kere kullanalım. Gerçi çok da gerek kalmadı ama. Şunu da 14 vurabilirim. Şununla da 2 enerji kazanıyorduk. O zaman şöyle yapalım. Şunu bir kullan. 3. Şununla bir 6 hasar verirsem sonra da sıfırlığı kullanıp 14 daha vururuz, bitiririz. Tamam, şunu da kullan. Ne diyor? Tamam, bu elimdeki bütün kartları bitirirsem kullanabiliyormuşum sanırım. O yüzden kullanamıyorum galiba. Evet. Tamam, o zaman şimdilik ne oldu? Bana 6 vuracaksın. Ve de olumsuz bir şey ekleyeceksin. Hesap hatası yaptık tabi. Olsun. Ama ben blok yapmadığım zaman 6 bundan geliyordu. O yüzden hasar yemedim. Evet oradan 6 vurduk ve şimdi işini bitiriyoruz. Bitirmeden önce bir bakayım. Ne var başka diye elimde. Tamam 7 hasar 7 blok. Şunu kullan ve bitir. Gerçi 3 güç harcıyordu ama 14 altın ve ne veriyorsun? Şimdi düşman 3 güç kaybeder. Bunu bir kere kullanıyoruz. 4 güç kazan. Turun bittiğinde o gücü geri bırak. Şununla enerji katıyor bize. Gerçi bunu bir kere kullanabiliyoruz ama işimize yarar. Alalım. Rastgele olay kısmına gidiyorum. 2 düşman çıktı. Şu arkadaki biliyorsunuz tehlike. Ve Mayhem başta gelmesi çok harika oldu. Bu rastgele kart kullanıyor. Şununla 2 ekstra enerji kazanabileceğiz. Şununla 8 vurup 5 arttıracağız. Şimdi şununla 8 vur. Şunu değil şunu. Bu 0 zaten. Bunu bir basalım. 2 güç kat. Şunu şuna vur. Tamam. 2 güç kattık aslında ama bir sonraki tura da saklayabilirdik. Bir gücümüz boşa gitti. Şunda da bloklama yap. Gerçi bundan ikisi de vuracak 20. Bende 12 blok var. 8 hasar yiyeceğiz. Hadi bakalım. Şurada olumsuz bir şey ekleyecek sanırım. Evet. Bloklamamla ilgili bir olumsuzluk ekledi. 4'te 1'ini kesiyor. Bir tane kartı yok et diyor. Bu hangi şeyden dolayı geldi?
Hangisinden dolayı geldi bilmiyorum da şu zayıflığı yok edeceğim. Şunlar elimde kalsın istiyorum. Şimdi 8 bloklama kazan bir kart çek. Şöyle. 14'e çıktı bloğum. Şundan kurtulduk. Şimdi yani şu ekstra en... Ha bu bunun yüzünden sanırım. Bunda gelenek sağ olsun. Ya yorgunluk ben buna katar sanıyordum. Buna katmıyor belki de. Elimizdeki bir şeyi etkiliyor sanırım. Elimizdeki bir şeyi seçmek zorunda kalıyoruz galiba. Ha yok anladım arkadaşlar. Olay şuymuş. Enerji elimizde kalırsa ondan oluyor galiba. Geçen bir elimde enerji kaldığı için oldu sanırım. Ya da yanlış anlamış olabilirim. Şununla ikisine de 8 vur. Şununla aslında enerji yine basarım ama gerek yok. Şunu 6 vur. 10 kaldı. Devam. Bloklamamızı yaptık. Bu 16 can bastı ama seni şu an alırsam sorun yok. Ne vuracağız? Blok bastık. Şimdi şu saldırılardan bize bloklama katıyordu. Şimdi sen 8 vuruyorsun ve buna Rable ekliyorsun da seni buna eklememek lazım. Neyse vuralım. 15'i kaldı. Bir şunu basarız. Şunu vuralım. Şunu bas. Şimdi 2 gücüm var. Şunun işi bitti. Şu bloğu basabilirim ama gerek yok da şunu düşmana basayım. Zayıflık olsun. 2 tur bana. Aslında onu saldıracağı turda basmam lazımdı. Madem gücüm var bunu da basayım. Hem ekstra bir şey olup olmadığına bakarız. Şimdiki turda bir şey yok et derse alakası yokmuş demek ki. Çünkü hiç gücüm kalmamıştı. İyi bunu bastı. Belki de alakası varmış çünkü bu sefer demedi. 21 vuruyoruz. Ama önce vulnerable ekleyebiliyor muyum? Şunu da ekleyebiliyorum. 9 vuracaksın. Şöyle. Şimdi şunu eklersen bu 5 blok. Hiç eklemezsen bu 6 blok. O yüzden eklemeyelim. Şununla 21 vur şimdi. Neden enerjin yok diyor. Şunun 6 vur. Şimdi olur mu? Olmaz herhalde. Evet şunları da atmam gerekiyor. Devam et. İyi. 11 bloklamamızı da basmış olduk. Bu tur sadece saldırabilirim. Ekstra bir şey var mı? Şunu da 21 vur. Tamam şimdi bir bakayım. Şunu da 8 vuruyoruz. Şu 6. Şunu da 8. Aslında şunu atabilirim. Elimdeki kartları tuttuğu için elimde hep kart oluyor. Şunu da kullanamıyorum. Bunu atmam lazım desteden. Güzel bloğumuz işe yarıyor. Şimdilik 6 vurduk. 3x6 18 vuracaksın. Şimdi ben şununla 13 vurursam 13 kalır. Bunda da 8 vursam 21 eder. İşim bitmez. O zaman şöyle yapacağız. Şuradan 5, şuradan 5, 10. Ya da bununla vulnerable eklersem bir deneyelim. Şununla da vur bakayım ne olacak? Evet, işi bitti. Aynen istediğimiz gibi oldu. 18 altın şu iksiri yine unuttum. Hep unutuyorum da neyse önemli değil. Güç iksiri. Şöyle bir bakayım. Blok enerji. Güç iksiri. Kart bakalım. 16 bloklama yaparsın. Bu turda saldırırsan. 6 hasar ama geri yersin diyor. 5 bloklama yaparsın. Elindeki bütün geliştirilmiş kartlar için her biri için 5 bloklama yaparsın diyor. Herhalde. Ya da dinlenirsek mi hepsi gelişiyormuş? Öyle bir şey oluyormuş. Ya da yani o turda hiçbir şey yapmayıp dinlenirsek hepsi gelişiyor galiba elimdeki kartlar. Burada 7 hasar verirsin. Vulnerable eklersin hepsine diyor.
Bunların hiçbirini almayacağım. Gücü de almayacağım. Devam. Dinlenmeye geçelim. Canımız zaten doluydu. Şuradan bir geliştirmeye girelim. İki eksik zaten sorun değil. Neyi arttırabilirim diye bakacağım. Mesela neredeydi o? Her tur 5-5. Mesela şu 8 ile başlıyorduk. 5-5 gidiyordu. Ne olur? Yani 8-8 ekleyecek bu sefer. Bir başka ne olabilir diye bakayım. Hepsine 8 vurma. Ne yapıyor? Hepsine 11. Şunu elimden atmam lazım. Gerisi de sıradan kartlar. Geliştirilmişler görünmüyor zaten yetenekler falan. Çünkü onlar şu özelliğimiz sayesinde gelişmiş oluyorlar. Şu ne diyor? 10 vurup 3'tür vulnerable. Şu her tur 8 ekleyene o zaman yapacağız. Şu normal 8 ile başlıyorsunuz. Her tur vurduktan sonra 8-8 oluyor. Bunu onaylayalım. Tamamdır. Şimdi bölüm sonu mücadelesine girebiliriz. Patronu yenebilecek miyiz? Kim geldi? Şampiyon geldi. 420 can. Şimdi bizim özelliğimiz sayesinde ilk tur vulnerable var. Ve bu bir tane buff yapacak. Büyük ihtimal savunma yapacaktır. Şimdi ne yapabilirim ben sana? Şu benim özel kartım yok. Kart çekecek özelliğim yok. Şununla 21 vururum. Bunu bekletelim. Ya da bu tur vurabildiğimiz kadar vuralım. Vulnerable var. 21 ile beraber 31. Bununla da 8 vurup 8 arttır. Şunu kullan. Şununla 9. Şununla da 9. Zaten bu tur vurmayacaktım. Bunu da halletmiş olduk. Şimdi 356'ya kadar çektik. Biraz zorlayacak bizi. Yenebilirsek güzel. 2 güç kattı kendine. 14 vuracaksın. 11 blok katabilirim şununla. Bir de kart çekerim. Özel kartımız hala gelmedi. Şununla zayıflık katabilirim sana. Ama zaten bu tur fazla vurmayacağım için bu tur kullanmam. Enerjiye de gerek yok. Şunu vur. Şununla da kalan bloğumuzu yapalım. Tamam, bunlar bekleyecek. Bu tur zaten gerek yok. Zayıflık vermeye ya da enerji basmaya. Eldeki karta göre. Yalnız bize vulnerable ekledi. Hasarının yarısı kadar ekleyecek. Bu tur en azından hasar vermiyor. Buff yapacak. Şimdi bir bakalım. Bu tur buff yapacağı için şuna gerek yok. Şunda 13 vuruyoruz. Bir zayıflık ve vulnerable. Şununla da 5 blok ekleyip 7 hasar. Ama bunu kullanmayacağım. Bunu saldırı yapacağı zamana saklayacağız. Şununla 13 hasar, zayıflık, vulnerable ekledi. Şimdi zayıflığını da verdik. Şununla da saldır. Tamam, bu tur başka bir şey yapmayacağız. Buff'ını yapsın. 6 blok zaten hiçbir şey basmadığım için geldi. 2 güç ekledi kendine. Ne kadar saldırı yapacaksın ona bakayım ben. Saldırı yapmıyorsun da bana olumsuz etki yollayacaksın. Şimdi vurduk. Şimdi mayhem geldi. Şunu bir al. Ola. Tamam, güzel bu. Bu tur saldırı yapmıyorsun. Şunu zaten kullanamıyorum. Elimden atmam lazım. O zaman şunu kullanıp blok yapalım. Elimizden de o kartı yollayalım. Boşuna yer kaplıyor. Ve şu. Yolla. Tamamdır. Şimdi bir gücümüz var. Blok basmaya gerek yok. Buna da gerek yok. O zaman bu turu böyle geçeceğiz. Tamam, şimdi bakayım, vulnerable devam ediyor. Sen 30 vuracaksın. Senin 30'u kesmemiz lazım. Şöyle yapacağız. Bir kere şu 4'te 1 azaltıyordu. Şunu bir al. 22. Şunu bir kere daha basarsam daha da düşer mi? Yok, daha düşmüyormuş. Biraz boşuna kullanmış gibi olduk ama en azından 2 tur daha zayıflık ekledik. Yani tur sayısını arttırıyor. Üstüne daha düşüremiyoruz. Şimdi bir 7 blok 5 hasar. Bu güzel. Şu her saldırıdan bana 5 blok verecek zaten. Şimdi neredesin? Bu bir kere vulnerable ekliyordu. O yüzden önce bir şunu yapalım. Şimdi bir gücüm var. 7 blok 5 hasar. Şununla 2 tane güç ekleyelim.
Şu an 17. Tamam, şununla 6 hasar ver. 290'a düştü. Şunlardan bakayım, 5 blok. Şöyle de 5 blok, 27 blok zaten verdiğinde artık kurtarmış oluyoruz. Gerçi vulnerable var, fazla vuracaktı ama oradan kesince tabi. Geneli görüyoruz, kesilmiş halini görüyoruz. Şimdi 18 vuracağım diyorsun. Ve biz 20 vurduk, sağlam bir kart geldi. Şimdi bu bize 11 blok katıyor. Bir de kart çekiyoruz, şunu bir kullan. 11 bloğu bulduk. 12 hasar ver. Bu 8 arttırıyordu hasarı. Bunu bir kullanalım. Bu ne kadar artarsa sonra o kadar işimize yarayacak. Şimdi bunlarla 4 hasar. Gerçi yarısı kadar 6 vururuz. Bunlarla da blok yaparız. 11 bloğum vardı. 16'ya çıkarım. 18 vuracak. En azından 2 hasar yerim. Şöyle güzel. Tamam, 2 hasarla kurtarırız bunu. Aynen. Ama şu işte zayıflık falan olayları bizim saldırımızı etkiler. Devam. Güzel, oradan bir kere daha vurduk. Şimdi bu tur sen buff yapacaksın, sorun yok. Blok yapmama gerek yok. Şununla vulnerable zayıflık ekliyorum. Ama zaten var. Acelesi yok. Şu mesela 8 blokluyor da sonradan şu kalkan gidince daha fazla blok ekleyip bir kart çekmemizi sağlayacak. Şunda 24 hasar vereceğiz. 8 de hasar ekleyecek. Şunu vuralım. Güzel. O kart da kendini sürekli geliştiriyor. Blok yapmama gerek yok. Şuna basmama gerek yok. Şunlarla hasar vermeye devam edebilirim. Bununla zayıflığı falan ekleyebilirim. Bunu kullanalım. Tamam, bunların süresini uzattık. O zaman devam. Rakip buff'ını yapsın. 2 güç ekle. Tamam, kaç vuracaksın? Blokta bastık otomatikten. Yani buff yapacaksın. Tamam. O zaman biz saldırıya devam. Şunlarla 6 vururuz. Blok yapmama gerek yok. Şimdi bu 21 vuruyor. Benim şu kart geldi mi? Ben ona bakıyorum. Vurdukça 8 ekleyen. Yok, gelmemiş. O zaman şunu da 21 vur bakalım. 31 de oradan, yani şeyden, vulnerable sayesinde geliyor. Şimdi bunda 7 hasar veririm ama blok yapıyor. Bunu kullanmayacağım. O saldıracağı zaman şunları kullanacağım, blokluları. Şunlarla devam. Bir tane 6 vur. Yani %50'si ile 9 vurduk. Devam. Ne buff yapacaksın kendine? Şimdi biteceksin falan dedi, 6 güç ekledi. Öl dedi. Ne saldırı planlıyorsun bakayım? 22 çarpı 2, 44. Biz otomatik 8'i vurduk. Şimdi bir, şunda 11 blok, bir kart çek. Tamam. Şununla her saldırıdan 5 blok dedik. Şimdi benim normal 6 hasarlar var da vurdukça hasar ekleyen var mı? Yok. Şununla 7 hasar, 7 blok dedik. Tamam, bunu kullan. 5 de oradan gelecek. 2 çarpı 22 diyorsun. 44 eder. Blok basmama gerek yok. Saldırı yapınca zaten 5 gelecek. Şunda 9 blok dersen birini atmam gerekir. Şunla 6 vur ve 5 de blok. 28. Yani sen burada bana bir bakayım. Eğer doğru anladıysak 44 dersek 16 falan vuracaksın. Tamam, en azından bayağı azalttık. Vur bakayım. Evet, 16 vurdu. Tamam, biz de ona sağlam bir vuruş daha yaptık. Şimdi ekstra vurdukça artan geldi mi? Geldi. Buradan 32 vurabiliyorum canım. Şu, ama vulnerable var mı üstünde? Yok. Ekleyen var mı? Şu var. Bununla 2, bununla 1. Şunu bir vur. Ekledik. Şimdi üstüne bu 32 çarpı 16, yani artı 16'da 48 vuracak. Evet. Şimdi sıfırlık bir şeyim var mı? Yok. Sen 28 vuracaksın. Savunma yapmadım. Hadi bakalım. 22. Çünkü neden? Şuradan hep unutuyorum. Halkum 6 blok kattı. Bu geldi. Güzel. Direkt otomatik. Her saldırımızdan 5 blok. Şimdi 24 vuracağım diyorsun. Şuna bir bakayım. Şu zayıflık ekliyor bir kere sana. Bu önemli. Ama vurdukça bana ekleyen geldi mi diye bakıyorum. Yok. O zaman şunu bir yapalım. 13 vuralım.
Hem de zayıflık 4'te 1 düştü, 18, tamam. Şimdi 17 diyorsun. Ben 5, 18 vuracaksın. Şunu 8 vururum. O zaman blok basalım bir tane. En azından ona çıksın, 8 diyelim. Ben bu turu böyle geçelim. Tamamdır. Bloğumu azaltmış oldum. Bir de yiyeceğim hasarı arttırmış oldum. 2x33 66 vuracaksın. Bu tur 4 vurup bitirmem lazım seni. Yoksa iş bitirecek görünüyor. Şununla 40 vuralım. 8 de ekliyor zaten ve işi bitti. 60 vurduk. Bunun label sayesinde. Onu arttırmamız işimize yaradı. 104 altın buradan ve bir kart ekle diyelim. Turumuz başladığında 2 güç eklermiş bize. Tabi bunu da yakalayıp 3 gücümüzü harcamamız gerekiyor ki her tur 2 fazla hasar verelim. Bu tur sonraki 2 saldırına 2 kere yapabilirsin diyor. Bakın bu güzelmiş. O kartımı mesela 2 kere yaparsa 2 kere 8 ekler. Güzel olabilir. 3 tane vulnerable ekliyor. Yani %50 hasar fazla yiyecekler. Ve de turun başladığında bir enerji kazanırsın diyor. E bu güzel. Bir fazla enerjim olursa ben bunu alacağım. Hem de sıfırmış kullanıma. Güzel. Ve böylelikle de patron sandığımızı açabiliriz. Neler çıktı? 3 tane relik, yani antik nesne bakıyoruz. Birincisi dom. Tura başladığımızda enerjimiz bir tane fazla olacak o zaman. Tamam, bu güzel. Bunu beğendim. Enerji istiyordum. Bu diyor ki tura başladığında bir enerji fazla oluyormuş ama patron sandıklarını açtığımızda lanetli bir şey de almak zorunda kalıyormuşuz. Bu da turumuz başladığında yine enerji veriyor. Gelecek kartların ödülleri 2 az olur diyor. Bakın bunda olumsuz bir şey yok ama bunlarda olumsuz şeyler var. Şunu alalım. Güzel. Burayı da onaylayalım. Evet, şimdi bizim için 3. sahne Beyond, yeni harita geldi. Hemen bölümü bitirmeden size haritayı bir gösterelim. Şöyle yukarıdan aşağı doğru gelelim yavaşça, bakmak isteyenler için ne varmış diye. Yeni bölümde buradan devam edeceğiz. Durduralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.